Sebe suresinde Cenab-ı Allah, şeytan Allah'a sığınıyorum. Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd, göklerde ve yerde olanların tümü kendisine ait olan Allah'ındır. Yerde olanların ve gökte olanların tümü Allah'a ait. O zaman mal sahibi imnibesi çıkarsa doğru söylememiş olur. Bütün mal mülk tamamı Allah'a aittir. Şahıslar ancak bekçisi olabilir. Allah onu bekçi olarak koymuştur. O kadar. Ahirette de hamd onundur. Ahirette de hamd ediliyor Allah'a. Anlıyoruz ki ahirette de hamd edeceğiz inşallah. O hüküm ve hikmet sahibidir. Hüküm koyuyor Cenab-ı Allah Kur'an ayetlerine ve hikmet sahibidir. Kur'an'daki sözlerde hikmet ve derinlik var. Bizim görebildiğimiz, göremediğimiz çok fazla hikmet var. Ve haber alandır. Şimdi Cenab-ı Allah'ın ahir zamanda haberi yaymada ve haberi insanların almasında yarattığı yapıyı görüyoruz. Mesela şu an internetten yayın var. Allah'ın Habir isminin tecellisi, insanlar haber alıyorlar. Mesela biz haber söylüyoruz, bilgi veriyoruz, onlar da haber alıyorlar. Her türlü haber almayı Allah yaratır. Hepsi Allah'a aittir. Beynimizden geçen bilgileri de Allah bilir. Dışarıda zahir olan bilgileri de bilir. Yerin içine gireni, ondan çıkanı, gökten ineni ve oraya çıkanı bilir. Yerin içine giren, yağmur giriyor. Ne çıkıyor? Buhar çıkıyor. Başka radyo dalgaları var yerin içine giren ve yerden çıkan radyo dalgaları var. Gökten ineni oraya çıkanı bilir. Gökten melekler iniyor, cinler iniyor. Uçak iniyor. Oraya çıkan yine melekler çıkıyor, cinler çıkıyor, uçak çıkıyor, roket çıkıyor, kuşlar çıkıyor. Hepsinden haberdarım diyor Cenab-ı Allah. Yani uzaya çıkandan da haberdarım. Hepsini ben yaratıyorum diyor Allah. O esirgiyendir. Yani eğer korumam olmazsa helak olursunuz diyor Allah. Ben esirgiyorum diyor. Bağışlayandır. Günah işlediğinizde de affederim diyor Allah. Tövbe ederseniz affederim. Bağışlayanım diyor. İnkar edenler dediler ki kıyamet saati bize gelmez. En rahatsız oldukları olay ne? Küfrün. Ahir zaman, kıyamet saati, Mehdi'nin çıkışı, İsa Mesih'in inişi, Deccal'in zuhuru, bunlardan pek hoşnut olmaz. Yecüc Mecüc'ün çıkışı, Dabbetül Arz'ın çıkışı. Onun için nasıl bunlar örtbas edeceklerini bilemezler. Küfür ve delalet. Ve bir kısım bilgisi eksik insanlar, zaaf içinde olan insanlar huzursuzdur. Onun için kıyamet saati bize gelmez. İnkar etmek cihetine giderler. İşte milyonlarca sene sonu olacak, 500 sene sonu olacak, 300 sene sonu olacak ama bize gelmez diyorlar özetle. Bize rast gelmez. Halbuki her an olabilir. De ki hayır, gaybı bilen Rabbime andolsun, o muhakkak size gelecektir. Kıyamet de gelecektir, Mehdi de gelecektir, Deccal de gelecektir, İsa Mesih de gelecektir. Dabbetül Arz da, duman zuhuru da, bütün alametler çıkacaktır. Göklerde ve yerde zerre ağırlığınca hiçbir şey ondan uzak kalmaz. Zerre nedir? Atom. Atomun daha da küçük parçaları. Hiçbir şey ondan uzak kalmaz, saklı kalmaz. Hepsini bilirim diyor Allah. Bütün atomların hepsini tek tek bilirim diyor. Mesela atom bize göre küçük ama bir başka varlığa göre atom bir evren. Bir başkasına göre dünya büyüklüğünde. Bir başkasına göre bir büyük saray kadar atomun içi. Bundan daha küçük olanı da, atomdan daha küçük olan demek ki varmış ki Allah onu söylüyor bak. Bilim bunu çok sonra fark etti. Zerre atomdur. Daha küçük olanı da diyor Allah. Daha büyük olanı da istisnası mutlaka apaçık bir kitapta yazılıdır. Hepsi kaderde bellidir diyor. Atomların nerede olacağı, hangi atomun nerede olacağı, hangi protonun, hangi nötron nerede olacağı hepsi kayıtlıdır diyor, Allah yazılıdır diyor. Allah'ın ilmini ve gücünü anlamak açısından
bir ölçü inşallah. Çünkü o Allah iman edip salih amelde bulunanları ödüllendirecek. İman ediyor. Sonra salih, samimi eylemlerde bulunuyor. İmanı eğer samimiyse Allah ödüllendireceğim diyor. İşte mağfiret ve üstün rızık onlarındır. Bağışlanma ve üstün rızık, cennet rızkı. Sonsuza kadar olan rızık. Sözde aciz bırakmak için ayetlerimiz hakkında çaba harcamış olanlar, işte onlar içinde en iğrenç olanından acayip bir azap vardır diyor Cenab-ı Allah. Aciz bırakmak için ayetlerimiz hakkında çaba harcamış olanlar, mesela Darwinistler, Materyalistler, Komünistler, kendilerince Allah'ı acize düşürmek için haşa çaba harcıyorlar. Hiçbir etkisi olmaz. Çünkü kaderde onları yaratan da Allah. Onların İslam aleyhinde faaliyetlerini yaratan da Allah. Onlar bağımsız yaptıklarını zannediyorlar. Halbuki Firavun'u, Nemrut'u, Darwin'i, Stalin'i, Lenin'i hepsini yaratan Allah'tır. Her komünist faaliyet, her dinsiz, imansızın yaptığı faaliyeti Allah kaderde onlar daha doğmadan yaratmıştır. Dolayısıyla Allah'ın dediğinin dışına çıkamazlar. Onlar için de en iğrenç olandan acı bir azap vardır. Tabii bu Allah'ın bir sırrı.